Herkese merhaba, ben Şenol. Amerikan Truck Simulator'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Farkındayım, ATS bayağı bir azaldı. Öncelikle herhangi bir konu geldi mi aklıma, onu ilk başta söyleyeceğim. Varsa aklınızda fikir, şu konu hakkında fikrini almak isterim vesaire tarzında, yorumlara yazın abi. Bir dahaki videoyu onun üzerine yaparız. Onun dışında direksiyonu çok sık taktığım da yok. O da ikinci not. Aracı modifiye etmemizi ben de isterim. Onu söyleyen de oluyor da abi, para lazım o iş için. Yani şu an 48 bin dolarımız var ve bayağı da bir borcumuz. Ne kadar borcumuz var? Çok borcumuz var ya. Banka. Nerede banka? Banka. Bakalım abi, toplamda kredi limitimiz 40 bin dolar abi. 40 bin dolar kredi limitimiz var şu anda. Biraz daha ödersek biraz da limit açılır. Biraz da bizde birikir vesaire. Hani atıyorum ben 100 bin dolar yaptığımda 100 bin de limit açılır muhtemelen daha fazla. O zaman belki yeni araç bakabiliriz ki o arada levelimiz de yükselmiş olur. Oradan bir sıyrılırız ama oraya daha bir tık daha var. Şimdi yük olarak havai fişek aldım, 24 bin ağırlığı. Hafif aldım, bir önceki bayağı bir kalın geldiği için. Yalnız anlamadığım nokta, bayağı buzdolabı var yani. Bu yanlışlık olmuş sanki ya. Bu arkamdaki sanki soran, gören olsa hani yemek taşıyorsun falan zanneder. Onu anlamadım, onu niye koymuşlar. Bak hiçbirinde yok ki, buradakilerin hiçbirinde olmaması doğal. İlginç bir şekilde yemek koyayım. Yemek şeyi gibi. Belki başka konteyner kalmamıştır ellerinde. Hemen kılıf uydurayım kendimce. Olabilir. Ama o kadar farklı farklı şey taşımaktan şöyle normal bir tır artık istiyorum ya. Böyle düz bir konteyner. Bunda var mıydı o? ETS'ye getirdiler bir ara. Trailer kendim modifiye ediyordum, satın alıyordum. Ki ben onu yapmadım. Farklı ilginç görüntülü şeyler taşımayı istiyorum diye. Bunu yapmadım. Hadi kardeşim kaldır götür. Baksana bir dönüşe takabiliyorum, araç zorlanmıyor bile. Hiç sıkıntı değil. Gideceğimiz yol 166 mil gayet kısa, temiz. Ulan şunlardan da bir şey götürebilirdim aslında. İşte bakmadım onlara be. Düz trailerlara baktım. Ama tahmin ediyorum onlar daha kısa. Çünkü dördüncü yük mü neydi bu? Fiyat performans olarak tabii değişebilir onlar da. Onlar bildiğim kadarıyla fazla para getiriyor. Onlar listenin ilk sırasında olmadığına göre büyük ihtimalle pek iyi para vermiyor ya. Muhtemelen. 55 limit olduğuna göre bir üst sekmeye geçebilirim. Tamamdır. Hadi hayırlısı. Dizi önerileri. Tavsiye ediyorum abi. Dizi önerisi arıyorsanız bir önceki bölümün yorumlarına bakın. Hemen hemen hepsini biliyordum. Yani çoğunu söylemeyi unuttum. Farkındayım. İsimler çoğunlukla dediğim gibi aklımdan uçuyor. Düşün, saatlerce izlediğim dizinin adını unutabiliyorum. Maalesef. Çoğunu izledim. Bilip de izlemediklerim de var. Fazla değil ama az. Genellikle zevkler bayağı uyuşuyor maşallah. Duymadığım 2-3 tane de rast geldi ama. İyi oldu. Hoş, şu anda Mentalist izliyorum. Onu bir önceki videoda bahsetmiştim. Emin değilim de. Tekrardan ona başladım. Ya nasıl oluyor? Oturuyorum yemek yerken. Eğer dizim bitmişse, o an bir şey izlemiyorsam. Öyle dizilere tıklıyorum. Çat önüme geliyor. Tıklıyorum. Bir başlıyorum. Allah zaten. Bir hafta 10 gün götürüyor nereden baksan. Sürekli dizi izleyemiyorum ki. Ara ara. Render yaparken mesela, şu an işte videoları çekiyorum, onları render yaparken istiyorum. O da bilgisayar başında durursam full. Ama dizi hakkında öneri istiyorsanız tavsiye ederim abi, bir önceki bölümün yorumlarına bakın. Bayağı bir öneri var. Ki maşallah pek spoiler mı spoiler veren de olmamış. Hani 3 aşağı 5 yukarı konuyu tarif edenler de vardı. Spoiler vermemeye bayağı dikkat etmişler maşallah maşallah. Böyle piçlik yapan olmamış yani. İlginç bir şekilde. Nazar değmesin. Kimsenin de aklına karpuz kapağını düşürmeyeyim ama. Gayet iyiyiz ya. Yorumların kalitesi muhabbeti geçen çok ilginç bir fikir. Bir kalite, bir kanalın neredesin lan? Heh. Bir kanalın yorumlarının kalitesini tamam yorumları okuyarak da anlayabilirsin ama 10 tane fırlama gelir, sürekli akçak 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 yazar, zannedersin ki çoluk çocuk, alakası yok. Geneline bakıyorsun yorumları, isimlere bakıyorsun. İsim soy isim şeklinde olan nickler diyelim. Fazlalıktaysa
genellikle kalitesi yüksek. Kafama yattı o olay. Hani isim soy isim kullananlar genellikle şey oluyor çünkü. Hani biraz daha yaşı büyük oluyor. Yani hoş, benim de isim soy isim kullanmıyorum ama ortalamaya baktığın zaman, isim soy isim olduğu zaman bir nevi kalite yüksek olarak görebiliriz. Diğer kanallardan gördüğüm kadarıyla da öyle yani durum. Yanlış anlamayın, isim soy isim kullanmıyorsun, nick kullanıyorsun kötü değil. Ben de nick kullanıyorum. Ortalamadan bahsediyorum. Oğlum 10. vitese taktım. Hala hız limiti neyse, şimdi geçer herhalde de. Hala geçmedi maşallah. Biraz düzle. Orta şeridiydir ya. Maşallah. Ya bir ara şey konusun geçti de, şimdi ben buradan ne diyeyim? Aşk hayatıyla alakalı konular muhabbeti aç dediler de. Abim çok ilginç fikirlerim olabiliyor. Özellikle yaş ortalaması bizim kanalın %35'i zaten 18-24 yaş. Gözüken en azından. %13 mi ne 18 yaş altı gözüküyor da, hani muhtemelen küçük olup da verilisinin şeyinden kullananlar da vardır. Ama ortalama oyun kanallarına göre oldukça iyi durumdayız. Olay o değil. Olay şu. Benim şimdi vereceğim öneriler genele hitap etmeyecek. Öyle bir sıkıntı var. Hani bu tarz şeyler biraz daha yaşanılıp görünmesi gereken. Tabii ki belli durumlarda çıkmaza girdiğin zaman belli kişilerin fikirleri alınır. Eyvallah. Çünkü o insan da belki o tarz şeyleri yaşamıştır. Ne tarz şekilde davranıp da nasıl sıyrılmışsa sana fikir verebilir. Ki bir insan vereceği fikir, ne kadar o işi yaşamışsa bile, şimdi nesil değişiyor ve insandan insana da çok değişiyor. Ben şimdi atıyorum lisede yaşadığım olaylardan yola çıkarak sana bir fikir veririm. Ama benim yaşadığım kişi bir kere bambaşka bir insan. Senin yaşadığın kişiye göre. Onu geçtim, nesil bambaşka. Anlatabiliyor muyum? Yani benim vereceğim fikir senin başını belaya bile sokabilir. Ki açıkçası liseyi de... Ne oldu lan? Heh. Liseyi de çok iyi hatırladığımı söyleyemem yani. 2003'te liseyi bitirdim. Düşün yani benim... Lise aşkı denilen şey, 2001 lise 1'de bir uzun ilişkim olmuştu diyebilirim. Uzun dediğimde 6 ay mı ne sürdü? Lise standartına göre uzun. Onun dışında zaten öyle aman aman bir lisede uzun şeyim olmadı ya. Ne böyle bir ay, iki ay falan. Lise aşkı baba. Benim şey muhabbet oluyor çünkü arada bir Twitch'te falan diyorlar. Ya sevdiğim kız kankime çıkmaya başladı falan gibi şeyler oluyor da. Baba, birini gerçekten seviyorsan bunu zaten kankine söylemişsindir. Eğer kankin senin, harbiden kankinse onunla çıkmaz herhalde. Yani bilmiyorum, bizim zamanımızda öyleydi en azından ya. Çok ilginç yorumlar gelebiliyor. Onun için diyorum hani nesil farkı bayağı fark ediyor. Ama diğer taraftan şunu söyleyebilirim. O zaman lise zamanında yazın Şişhane'de avize imalatçısında çalışıyorum. Babamın işleri atölyede ama babamı gördüm yoktu, babam hani mağaza bölümündeydi. Ben atölyede usta vardı bir tane. Onun verdiği öneri, bilmiyorum iyi bir öneri mi falan da, lisede ciddi ilişki durumuna girme dedi özellikle. Hani biraz daha kaba dille anlattı. Hani şimdi nasıl kibar şekilde söylerim de yanlış anlaşılmaz, onu düşünüyorum. Şimdi ustanın söyleme şeklini burada söyleyemem de, hani şöyle diyelim, tabiri caizse ciddi düşünmeyeceğin kişiyle ilişki kur ki dedi, tecrüben artık. Tecrübe derken cinsellikten bahsetmiyorum, yanlış anlamayın. Lisede daha ergenlikten çıktın, çıkıyorsun falan vesaire. Karşı cinsle iletişimde bazı çekingenlikler vesaire olabiliyor. Hoş, ben de pek yoktu. Ben alttan yukarı maşallah bayağı yüzsüzüm diyebilirim o konuda. Umursamaz diyorlar benim için daha ziyade, yüzsüzlükten ziyade. Yani onun karşıdakinin ne düşündüğünü çok sallamazdım. Onun için hani biraz daha patavatsızım o konularda. Onun için ailem biraz daha öküz kelimesini de kullanıyor benim için. Sonuç olarak birçok insan bu tarzda olmuyor. Birçok insan çekinebiliyor karşı cinsle iletişimde. Ama eğer sen dediğim gibi ciddi şekilde veyahut tabiri caizse sevdiğin insanla değil de hani hoşlandığın insanla diyelim. Hani o yaşta tabii ne kadar seversin o da tartışılır ya. İleri doğru sevgi nedir görürsün falan diye bir yorum da yapasın var ama neyse, o kadar şey yapmayayım. Hani ezmiş gibi oluyorum, hani küçüksün sen sevgiden ne anlarsın falan. Kırmızı. Kanki müsaadenle. Kantara girmem lazım. Kırmızı yazıyor bende. Kırmızı çıktığı zaman kantara girmen gerekiyormuş. Yeşilse devam et muhabbeti vardı.
Gantar'a girelim. Bayanın da yaşı sorulmaz ama araçlara bayan ismi verilir ya. Hadi bismillah. Kantara girdim, 60 bin çıktı lan. Yalanımız mı var kardeşim zaten? Biz de o kadar dedik. Ne dedik? Hayret bir şey. Neyse, ne diyordum? Uzun lafın kısası verebileceğim o konuda sadece kısaya bağlayayım. Çünkü yorum olarak yazan olacak işte aşkla alakalı bir bölüm tarzı. Veyahut da o ve onun cinsinde herhangi bir yorumlar olacak şunun hakkında bunun hakkında diye. Verebileceğim tek öneri izleyici geneline hitaben. Mümkünse hoşlandığın ama ciddi düşünmeyeceğin kişilerle daha yakın arkadaşlık kurmaya bak. Tahmin ediyorum en kibar şekilde böyle anlattım. Umarım tarif edebilmişimdir durum. Bak dediğim gibi kötü bir şekilde anlamıyorum. Hani bu yolla ona zıplarsın işte onun için onunla takıl falan demiyorum bak abi. Hatta o arkadaşın kafasının dikine çok gidersen başında yanabilir, hani akıllı davran. Özellikle beyinden kan çok çekilince özellikle o yaşlarda çok saçmalayabiliyor insan. Dikkat edin abi, Allah göstermesin. Farkındayım biz de, yaşadık onları. Bak, beyine kan gitmeyince böyle saçmalayabiliyoruz. Durum o değil, onu demiyorum. Tamamen olay karşı cinsle daha rahat iletişim kurabilmen. Çünkü o kişiyle görüşürsün, onun arkadaşlarıyla da haliyle arkadaşlık kurmuş olursun o sayede vesaire. Karşı cinsle iletişim miktarın, süren, kullandığın kelime miktarı artar. Bununla birlikte ileri doğru daha ciddi durumlar olduğu zaman gerçekten hoşlanacağın, kendine yakıştırdığın, uzun süre belki sonsuza kadar, ölene kadar birlikte olabileceğini gördüğün insanla iletişim kurmanı kolaylaştırır ve bu sayede belki hayatını çok daha mutlu geçirebilirsin. Çünkü gün gelir o önemli kişiyi sadece bu iletişim eksikliğini, yani sende olan iletişim eksikliğinden dolayı veyahut da zamanında yeterli tecrübe edinemediğinden dolayı o kişiyi kaybedersin. Yazık olur yani. Anlatabiliyor muyum? Onun için lise çağını daha çok ortaokul da öyle tabii doğal olarak. O tarz şeyler için görseniz daha iyi. Yani onu da eğitim olarak görün derim. Çünkü benim tecrübelerime göre, arkadaşlarımda eş dostta gördüğüme göre özellikle ortaokuldan hatta birlikte olup da evlenip mutlu olan milyonda bir ya. Lisede böyle 100.000'de bir. Bak lise için de aynı çünkü. Lise 1'den başlayıp evlenenler var. Olabiliyor. Çok nadir de olsa. Ama ne kadar mutlu oluyorlar, nereye gidiyor falan. Çünkü sen daha lise, yani karakterler daha tam oluşmamış. Anlatabiliyor muyum? Hani belli yaş ilerledikçe senin karakteri iyice oturuyor. Hani sen bir yöne, eşin, çiftin neyse bir yöne gidiyor olabilirsiniz. Yani lise 1'deki halin ne? Ne oluyor? 16 yaşında mı oluyor? 15-16. 26 yaşın dağlar kadar fark oluyor, öyle söyleyeyim. Ama önemli olan 26 yaşındaki halin. Çünkü onu 36-46 belki 56-66'ya kadar birlikte gideceksiniz abi. Çok da karamsar yapmak istemem sizi. Belli mi olur? Belki sen mucizesin. Lise bir aşkınla mutlu mesut sonsuza kadar yaşayacaksın. Lan ne beklenmedik olayı, geldik neredeyse be. Şuradan şuraya beklenmedik olay. Bing, onu söyledim de. Tamam çek şunu da yolu görelim. Şimdi buradan sağ yapamayacak mıyım? Oh shit. Ben şimdi buradan hiçbir türlü geçemez miyim? Baba size bir şey diyeyim mi? Deniyorum. Emin değilim. Beklenmedik olaylar olduğu zaman harbiden tamamen durduruyor mu? Vallahi çarpmadım. Polis ceza kesecek mi? Beklenmedik olayların üstesinden gelmek bizim işimiz baba. Vallahi geçtim. Yolun devamında herhangi bir kapatma mapatma bir şey yoksa ben bu işten sıyrılırım aga. Bana öyle geliyor yani. Oops. Oh shit. Bu
Şimdi bu kırmızı ışıklı geçişim var benim de. Baba kırmızı yanıyor be. Az bekle, az bekle, kırmızı yanıyor. Şimdi başımızı belaya sokmayalım memur bey. Bir şey olmaz inşallah. La hadi lan, yeter, ne kırmızıymış anasını satayım, ömürlük ya. Baya baya ömürlük. Sıyrıldım baba, sıyrıldım. Oh, neyse bu yol biraz kısa sürdü yalnız ya, beklediğimden daha kısa sürdü. Kısa çerez tadında video deriz, olmaz mı? İlla böyle 30-35 dakika, yarım saat burada insanları kitlemenin de lüzumu yok değil mi ya? Millet 10 dakikayı tamamlayıp böyle 10 dakika 30 saniye falan pıt diye videoyu bitiriyor ya. Hoş böyle kalın edit olan videolarda ben de ileri doğru yaparsam muhtemelen öyle yapacağım ya. Yani aşırı uğraştırı olan hani. Ben burada oturdum 20 dakika oyun oynuyorum, yolluyorum. Adam bütün gün uğraşıyor. Bilmem kaç saat çıkıyor. Ondan 10 dakikayı çıkartıyor. Bu bambaşka durum zaten canım. O kadar uğraşırsam ben de öyle bir şey yaparım. Yani hoş 10 dakikada kesmem yine muhtemelen de. Ona yakın bir şey yaparım. Şey yapan gördüm ben ya. 8 küsur dakika video. 10 dakikayı geçmeden, bu arada 10 dakika muhabbetini, 10 dakikayı geçtikten sonra ekstra reklam koyabiliyorsun. 10 dakikadan kısaysa uzun reklamlardan koyamıyor musun? Öyle bir şey var ya, tam da bilmiyorum ya. Ben minimum reklamı bırakıyorum, videolara geçiyorum. Ona dikkat edin zaten, kanalları açın abi. Kaç tane sarı çizgi var? Benim video 30 dakikalık mesela 3 tane var. Kardeş payı bir açıyorsun 33 tane var. Tamam, bir kardeş payı bölümü neredeyse 1 saat sürüyor da 30 tane ne abi? 30 tane ya. Maksimum koymuş adam, maksimum. Bu arada kardeş payının resmi kanalından bahsediyoruz, YouTube kanalından. Köküne kadar koymuş. Sanki kanaldan ekmek yiyememiş, buradan sömürüyor. Neyse geldik. Ya umuyorum tarif edebilmişimdir düzgünce anlatmak istediklerimi. Hani diğer taraftan tabi lisede aşk başka bir şey. En azından. His abi, şimdi şey muhabbeti var işte, şey diyorlar genellikle. Ya işte sen aşık olduğunu hissediyorsun ama aslında aşık değilsin. Ulan hissediyor işte. Anladın? Hani hissediyorsa aşıktır. Sen sevdiğini zannediyorsun ama işte o aslında sevgi değil. Ulan sevgi dediğim bir his. Hissediyorsa seviyordur. Daha ötesi mi var? Burası nasıl bir yerdi? Hatırlayamadım. Vallahi şeyde anladığım kadarıyla soldan gidiş yok zaten galiba. Oradan anladığım kadarıyla. İnşallah direkt yanaşırız ya. Çok dönmön, sağ yap, sol yap falan uğraştırmaz umuyorum. Hayırlısı be. Şöyle bir bakalım da biraz ses artacak ama. Yetmez, biraz daha gelecektim. Neyse şöyle yaparız. Bak işte, istop nedir Allah'ın cezası? İstop nedir ya? Gaza basıyorum, gidersin gidersin, gitmezsin yavaş yavaş gidersin.
Yine yetişmez ki. Yer dar yer. Araç da yavaş. %3 hasar. Darlandım. Stop ediyor çünkü. Bak. Gaza basıyorum abi. Tamam biliyorum. Kamyonsun da yani. Bak. Harbi mi lan? O da ilginçmiş. Oh! Mükemmel ha ha. Arabaya %3 hasar verdik anasını satayım. Şu 7000'in temiz 2000'i gitti arkadaş. Ezan da okunuyor. Öğle ezanı. Her ezan vakti videodayım. Sabah ezanı, öğle ezanı, akşam ezanı. Hassas olsun. Ya şunlara bir resim var aslında ya. Yok yok hassas iyidir. Uygula gitsin. Bir level daha atladık. Hadi hayırlı olsun abi. Evet bölümde bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.